A Haber ekranlarından canlı yayınlanan Deşifre programıyla karşınızdayız. Deşifre'de bu akşam Süleyman Şah Türbesi'nin taşınmasıyla ilgili tartışmaları masaya yatıracağız. İşte, türbenin taşınmasından sonra e, Türkiye'nin ricat ettiğini, kazanılmış haklarından vazgeçtiğini hatta toprak kaybettiğini iddia edenler oldu. Peki Türkiye Cumhuriyeti gerçekten ne zaman toprak kaybetti? Hangi kazanılmış haklarından vazgeçti? Ayrıca Süleyman Şah'ın hatırasına saygısızlık yapıldığını da söyleyenler oldu. Peki yine konuşacağız. Türkiye'nin ee, ilk yıllarında hangi Osmanlı Türkiye Cumhuriyeti mebusu e, Süleyman Şah ve atalarının Süleyman Şah'ın atalarının eee saygısızlık yaptı. konuğumuz tarihçi Sayın Kadir Mısıroğlu. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi e, Süleyman Şah türbesinin taşınması gerçekten beraberinde birçok tartışmayı da getirdi. Aslında biraz da insanların tarihe olan ilgisi de arttı belki de bu vesileyle. Evet. Önce bir şunu galiba bir kesinleştirmek lazım. Süleyman Şah kimdir? Orada yatan Süleyman Şah Ertuğrul Gazi'nin babası Süleyman Şah mıdır? Yoksa Selçuklu hanedanlığından bir Süleyman Şah mıdır? Onu bir netleştirelim devam edelim. evet. Bu hadise dolayısıyla Süleyman Şah'ın şahsiyeti etrafında pek çok şey söylendi. Bunlar için içinde bir iki kişi doğruya yakın bir şeyler söyledi. Diğerleri hepsi Ertuğrul Gazi'nin babası Süleyman Şah dedi. Halbuki Ertuğrul Gazi ile Süleyman Şah arasında 200 sene fark vardır. O halde Süleyman Şah kimdir? Evvela tarihi gerçeği bir özetleyelim. Sonra bu hadisenin tahliline girişiyoruz. Evet. Süleyman Şah, Büyük Selçuklu Devleti'ni kuran, Selçuk'un kardeşi Aslan Yapku'nun torunudur. Onun da oğlu Kutalmıştır. Yani Süleyman Bin Kutalmış. Kutalmışın Kutalmış oğlu Süleyman. Süleymandır. Demek oluyor ki dedesi Selçuklu Devletinin kurucusunun kardeşidir. Selçuk'a Aslan Yapku... isyan etmiş öldürülmüştür. Çocuklar da hapsedilmiştir. Melik Şah zamanında bu çocuklar serbest bırakıldı. Bunlar fütuhata katıldılar. Bunlardan biri olan Süleyman Şah Anadolu'da fütuhat yaptı. Anadolu'da yaptığı fütuhatta Selçuklu Devleti'nin başlangıçta bir adamı gibi sonra kendisini Bizans ayrı devlet olarak tanıdı 1081'de. Bakın Ertuğrul Gazi'den takriben 200 sene evvel. 1081'de ayrı bir devlet oldu. Selçuklu Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra da tamamen onun yerini almış oldu. Büyük Selçuklu Devleti uzun sürmemiştir. Anadolu Selçuklu Devleti 250-300 sene sürmüştür. Bir şey söyleyeyim. Neden bu kadar Süleyman Şah meşhurdur? 1071 Malazgirt muharebesi herkesin zannettiği ve çoklarında iddia ettiği gibi Anadolu'nun fethi için yapılmış bir harp değildir. Selçukların ilerleyişinden rahatsız olan Bizans Selçuklu devletini ortadan kaldırmak için Rey şehri üzerine. Rey bugünkü Tahran'ın yerinde olan kadim Selçuklu başkentiydi. Üzerine yürümüştür. Belki de Bizans tarihinde bu kadar kalabalık bir ordu ilk defa toplanmıştır. Alparslan Suriye'de fütuhatla meşgulken kendi payitahtını tehlikede görerek düşmanın önünü kesmek için Anadolu'ya gelmiştir. 1071 Malazgirt Muharebesi korunma muharebesi, bir müdafaa muharebesidir. Ondan sonra tekrar Suriye'deki fütuhata gitmiştir. Anadolu'nun fethini sağlayan büyük ölçüde bu Süleyman Şah'tır. O yüzden Türk tarihi Bundan tarih dolayı da bundan dolayı da halkın gönlünde büyük bir yer edinmiştir. G tarihe gazi unvanıyla geçmiştir ve yakıştırmayla da Ertuğrul Gazi'nin babasıdır denmiştir. Bu kısa girişten sonra müsaade edin bir reklam verelim. Reklamlardan sonra seyirimize duyuralım. Arasız, reklamsız şey boyunca kısa bir cümle devam edeceğiz daha edeceğiz Ertuğrul'un babası Süleyman olmadığı gibi kim olduğu da bellidir. Yani Ertuğrul'un babası meşhur değildir ki Süleyman Şah'a mal edilsin. Bilinen bir şahsiyettir Ertuğrul'un babası. Evet. İyi, 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 iyi. Peki efendim şimdi kısa bir reklam arası aradan sonra karşınızda olacağız. Deşekre'ye devam ediyoruz. Konuğumuz tarihçi yazar Sayın Kadir Mısıroğlu. Kadir abi reklamlardan önce siz Şimdi şöyle bu, bir giriş yaptınız. Evet ama o girişe bir iki Süleyman cümle Şah, daha ilave edeyim. Süleyman Şah gerçekte kimdir orada yatan onu bir anlamış olduk kamuoyu. Evet. evet bir iki cümle daha e, katayım. Süleyman Şah Anadolu'nun gerçek manasıyla fatih olduğu için halkın gönlünde büyük bir itibar sağlamıştır. Bundan dolayı Ertuğrul Gazi'ye Osman Devleti'ne mal ettiler. Ertuğrul Gazi'nin babasıdır denilmiştir. Dedik. Ama Süleyman Şah'ın vefatı hakkında iki rivayet var. Hayatı zaferlerle dolu olan Süleyman Şah Halep yakınlarında bir muharebede mağlup oldu. Kaynakların bazılarına göre intihar etti. Bazılarına göre Fırat'ı geçerken oldu. Bu hikaye Osman Gazi'nin babası için mevzu değildir. Süleyman Şah için tarihlerde mevzu Ve Caber Kalesi denen bir kaleye nakledilmiştir. Caber Kalesi 1921'de biz henüz hiçbir zafer kazanmamışken Yunan'a karşı Fransızlar Maraş ve Antep'te halkın mukavemeti karşısında kendi ordularının yıprandığını görünce gelmiş bizimle bir anlaşma yapmışlardı. Buna Ankara İttilafnamesi denir. Hiçbir zafer kazanmamış olan Türkiye'ye bugünkü Suriye hududunu çizip gitmiştir. O günde belli bir tarihten sonra din, tarih, ecdat aleyhtarlığı henüz başlamamış olduğu için Müzakerede bizimkilerin aklına bu Süleyman Şah Türbesi gelmiş. Bunu bu muadeye koydurmuşlar. Burası Türk toprağıdır diye ve evet burada Türk askeri bekler kimse müdahale edemez diye Fransızlara kabul ettirmişler. Sonra Fransızlar gittikten sonra Suriye hükümetini de kaldırmışlar. Şimdi 1975 senesinde Türkiye'nin hakimi kimdi? Ecevit baraj dolayısıyla burası su altında kalacaktı, nakledildi. Bugün feryat eden adamlardan hangisi çıktı? MHP'de vardı o zaman. Halk Partisi iktidardı. Bir kimse Ecevit'e dedi mi ki ne yapıyorsun arkadaş? Bu ecadın kabrini niçin taşıyorsun? Yaptırma barajı. Diyebildi mi? Bugün Belki o gün yaptırmamak için Türkiye Suriye'ye de girerdi. Buraya bir müdahale olsaydı. Suriye o gün bugünkü gibi bir batak da değildi. Dünyaya alakadar eden bir vaziyette de değildi. Netice de alınabilirdi. Bugün <laughs> Türk ordusu Suriye'ye girse buraya bir tecavüz olduğu takdirde netice alsa bile bunun doğuracağı Siyasi, iktisadi kargaşanın altından kalkılmaz. Bu hal böyleyken o zaman sesi çıkmayanlar şimdi niye feryat ediyorlar biliyor musunuz? Tayyip Bey'in birinci sebep dindar olması, ikinci sebep başarılı olmasıdır. Eğer dindar olmasaydı, bu başarıyla Ecevit olsaydı bunun çeyrek başarısın halk partililer de, bu solcular da, bu din karşıtı adamlar da onu alkışlarlardı sabahtan akşama kadar. Hem dindar hem başarılı. Bu dindarların yüzünü güldürdüğünü ve dindarların bir güç haline geldiğini, Türkiye'yi idare edecek bir takate ulaştığını, çünkü eskisi gibi mektepler dinsiz adam yetişmiyor. Ne yaptılarsa 50'den sonra millette bir uyanış oldu. Bu uyanış ezilen Müslümanlarda bir doğrulma şansı elde etti. Bir imam hatipli bugün reisi cumhur. Türkiye değişti mi değişmedi mi sade bu bile göstergedir. O gün sesini çıkarmayanların bugün bu feryadını samimi bulmak asla mümkün değildir. Kaldı ki bunun çeşitli noktayı nazarlardan tetkiki halinde de serapa yanlıştır evvela şunu söyleyeyim. Ben 80 yaşını devirdim. 46 seçimlerini bile görmüş adamım. Açık rey, gizli tasnif ve reylerin yandığını da gördüm. Ama o günden bugüne hiçbir milli meselede, hiçbir devletler arası Türkiye'nin dışarıyla olan meselesinde ben iktidarla muhalefet arasında bir muaraza, bir görüş ayrılığı görmedim. Belki muhalefette olanlar <laughs> iktidarda olanları daha az gayretli bulmak yönünden tenkit etmişlerdir. Bunun tipik misali Kıbrıs'tır. Menderes Kıbrıs'ta bir müdahale hakkı elde etti. İsviçre'deki şeyde garantörlüğü elde etti. İsmet Paşa 64'te uçak gönderdi. Amerika bizi protesto etti. NATO silahlarının NATO'nun gayesi dışında kullanamazsın diye. Demek ki Kıbrıs'ı dava etmek bakımından ne Halk Partisi'nde ne başka bir partide hiçbir partide bir farklı görüş olmadığı ortada. Şimdi ne oldu da Böyle bir meselede bunlar muhalefet ediyorlar, muhalefet ediyorlar. Çünkü bir şans kaybettiler. O şans Süleyman Şah Türbesi Türkiye'nin tabir caizse Suriye meselesi için yumuşak karnıydı. Bu devletin bir istihbaratı var. Bunlar samimi olsalar, vatansever olsalar bu meselede neden buna lüzum gördünüz diye sorarlar. Devletin diyeceği benim bir istihbaratım vardı. Buraya tecavüz oldun. Bu zaten bazı söyleniyor, haberler. izah ediliyor bazı biliyorsunuz. Bazı haberler çıktı. O zaman ha, aferin doğru yaptın. Bizimkilerin muhalefeti muhalefet değil. Bizimkilerin muhalefeti muaraza. Diyor ki arkadaş ben seni beğenmiyorum. Ne yaparsan yap. Bunlar var ya Tayyip Bey Allah birdir dese itiraz ederler. Tayyip Bey dediği için. Benim gördüğüm budur. Bu ha, muhalefet değildir. Doğrusu e, beni şaşırtan burada aslında MHP oldu. E, CHP'nin bu tavrını aşağı yukarı bekleyebiliriz ama MHP'nin böyle bir milli e, konuda bir milli duruş sergilemesi beklen, beklenmeliydi, beklenirdi doğrusu. Ama MHP'nin zirvesinden çıkan bu ses tabanın sesi olduğuna kani değilim. Yani Allah korusun şimdi orada o... E, katiller, e, birkaç askeri o e, bir şekilde oradan alıp da e, kafeslere koysalardı, oturuncu kıyafetleri giydirse de Allah korusun. Allah yani tari. Türkiye gidip saldırsa oraları darmadağın etse, bir türlü etmese bir türlü yani içinde çıkılmaz bir hale gelecekti her şey. Allah'tan olmadı. E, yani bu, bu mudur istenen şey. Bir milletin şey. iktisadi kalkınmasını baltalamak istiyorsanız onun bir yerde başına bir askeri gayret çıkarırsınız. Yani Suriye ne kadar zamanda ve nasıl belini doğrultabilir? İngiltere'de bir dergi çıkar. New Statement diye. Bu harp sanayi hakkında çıkan bir dergidir. O dergiye bakarsanız devlet imalatı dışındaki bütün silah fabrikaları dünyada Yahudilerindir. Bu silah fabrikaları silah satarak bilhassa petrol zengini ülkelerin parasını silaha tahvil ederek ellerinden almak petrolü bedavaya getirmek için gayle çıkarlar. İran Irak Harbi'nin sebebi budur. Birçok bugün Suriye'deki çıkan gayelerin de sebebi budur. Birçok gayelerin sebeplerinden, belli başlı sebeplerinden biri budur. Silah sanayini ayakta tutmak. Silaha yatırım yaparsın, iktisaden çökersin. Osmanlı Devleti 10 sene arka arkaya harp etmenin neticesinde yıkılmıştır. 1911 Trablusgarp Harbi'nden 1922'ye kadar. 1911 Trablusgarp, 1912 Balkan, 1914 Harbi Umumi, arkasından Yunan Harbi, bitti memleket. Ondan sonra bunlar diyor ki biz memleketi bitik aldık. Lan senin cumhuriyetin 10 sene arka arkaya harbetsin de ondan sonra taş üstünde taş kalır mı düşünmüyorsun? Gene ama. böyle bir Badireye sürüklenip Yeterince de. Orta savaş var ama Bunlar vatansever değil. Suriye'de böyle bir Badireye sürüklenip de sağ iktidarlar zafa uğradı. İktidardan bize de şans doğdu. Çünkü bunların hiç şansı kalmadı. Çünkü bu Bunlar Parti. siyaseten söylenmiş şeyler Bu partilerin düşünmek... kuruluşundan beri, Cumhuriyet'in biraz sonra belki biraz daha temas edebileceğiz. Dinle barışık değildirler. Dinle barışık olmadıklarından bunların din aleyhine icraatını, din adamları aleyhine icraatını hala hatırlayanlar var. Ben onlardan biriyim yani. Başına şapka koymadı diye insanların kafasına katran sürüldüğünü gördüm. Kur'an hocasının, jandarmanın bastığını gördüm. Ben dört hocadan jandarma şeyiyle bir hatim edemeden ayrıldım. Benim yaşımda olanlar bu zulmü hala hatırlarlar. Bu zulümleri, envanı burada misal vereceğiz. Layıklık neymiş? Devlet dine karışmaz, din devlete karışırmış. Kim demiş? Bunların layıklığı din devlete karışmaz ama devlet dine karışır, tahakküm eder. Buraya getirdim vesikalardan bir tanesini. Sıddık Sami benim okuduğum idare hukuku kitabında diyor ki dini hizmetler bir amme hizmeti değildir. Laik bir devlette Diyanet İşleri Reisliği diye bir şey olmaz. Ama dini faaliyetler devletin kontrolü altında bulunmasa bundan rejim hesabına mahsur doğar diye devlet bunu bünyesine almıştır diyor. Yani müdahale etmek istediği dine nasıl şekil vermek istiyorsa o yönde gelişmesini sağlamak için Diyanet personeline bütçeden maaş veriyoruz diyor. Yoksa bu iş bizi alakadar etmez diyor. Sanki Müslümanların verdiği vergiyle din mensuplarına verdiği maaş arasında bir alaka yok. Sade din istemeyenler vergi veriyor. Evet sen vakıflar almışsın din hademe hayratın maaşları 46'ya kadar vakıflar idaresinde verilirdi. Vakıflar almışsın bir de banka yapmışsın vakfı. Kaç bin vakıf yok etmişsin. Biraz sonra örneklerini vereceğim. 20 bin cami, medrese, tekke yok etmişsin. Şimdi dilerseniz e, bu yine Süleyman Şah Türbesi'nden hareketle e, biraz da bazı kesimler bir, bunun ricat olduğunu, toprak kaybı olduğunu, kazanılmış haklardan Şimdi, vazgeçildiğini söylediler. Bu, bu meseleyi üç kategoride ben incelemek isterim. Birincisi dini noktayı nazardan. Çünkü biz Müslümanız. Onlar başka siyasi sahiplerle konuşuyorlar. Ben bir şeyi doğru diyorsam onun dinen de caiz olması şartıyla diyebilirim. Müslüman'ın ölçüsü budur. Dinen nakli kubur caizdir. Dört ehli sünnet mezebinden buna muhalefeten hiçbir kimse yoktur. Peki bunu neyle ispat edersin dersen işte falan müceddinin işadı demiyorum. Uhud şehitleri bir tek misal vereyim asıl siyasi sebeplerine, tarihi sebeplerine geçeceğim. Uhud şehitleri, Uhud şehitleri sele maruz kalmıştır. Uhud dağının dibindeki şehitler. Sadece bir mezarı muhafaza etmişlerdi. Hazreti Hamza'nın mezarını. Diğer mezarları Kulefay Raşid'in devrinde Cennetül Vakıya taşımışlardır. Uhud şehitlerinin bugün Uhud'da Hazreti Hamza'dan başka kimsenin kabri yoktur. Halbuki orada 70 sahabe vefat etti. Peki bunlar Hazreti Ömer'den daha mı iyi bu dini anlıyorlar? Hazreti Ebu Bekir'den daha mı iyi anlıyorlar? Demek ki nakli kabirde hiç dinen bir mahsur yoktur. 75'teki nakilde de Tayyar altı kulacın hatıralarını okusunlar din adamı sıfatıyla oraya gitmiştir. Dini merasim yapılmıştır. O zaman ne dinen, ne siyaseten, ne korktun, ne Suriye'yle niye razı oldun, bunu yaptırdın diyen bir kul yoktu. Bugün söylediğim gibi hedef Tayyip Bey'dir. Tayyip Bey'in de başarılı olması, ekibiyle başarılı olması ve dindar olması. Dindarlar başarılı olunca bu dine karşı olan adamların şansı kalmamıştır. MHP de mi dine karşıdır diyorsun? Hayır. MHP dine karşıdır demiyorum ama MHP'nin de ırkı esas alan bir zaafı var. Halbuki biz imparatorluk bereketiyiz, bakiyesiyiz. Bir imparatorluk ecnası muhtelifeden teşekkür eder. Bir imparatorluk bakiyesi olan bir devlet ne mutlu Türk'üm diyene diyemez. Ben de Türk'üm. Diyemez. Çünkü kendini Türk hissetmeyen adam ama bu zulümdür. Andımız yeni kalktı. Ey bugünümüzü bağışlayan Atatürk diyordun o anda. Bu Müslüman halkın çocuklarına bunu söyletmeye bugünümüzü Allah mı bağışladı Mustafa Kemal mi bağışladı Allah aşkına sonra Kürt çocuğuna ne mutlu Türk'üm dettiriyorsun Kürtler ekseriyet olsa Türkiye'nin adı Kürt diye olsa bana birisi ne mutlu Kürt'üm dettirse ben kızarım evet. yani Kürtlere ayrımcılık yapıldığı doğrudur burada getirdim vesikalarını 64 bin mezar açtılar ve kafatası üstüler Mimar kafatası da kayıp. İnternete girsinler bu söylediklerimin vesikalarını görürler. Burada da var göstereceğim. Fırsat bulabilirsem. Şimdi ben ne durumdayım biliyor musunuz? Bunu bir misalle anlatayım da. Söyleyemediklerimden dolayı beni seyirciler mazur görsün. Farz edin ki bir köşk tavsiye ettiler size. Sizin de paranız var almak istiyorsunuz. Yol tepip gittiniz. Köşkün bekçisi yok, kapalı. Ya buraya kadar gördük. Bu köşk bize göre mi değil mi? Şunu bir görseydik deseniz. Şu köşklerin kapıları ekseriya eski olur. O eski kapılarda çivi yaralar olur. O köşkler de şimdi pek kalmadı ama ben İstanbul'a geldiğim zaman doluydu yüksek duvarlar içindedir. Ya şu kapının çivi yarasına gözümü dayayayım da biraz bir şey göreyim. Bir köşkü bahçe kapısındaki çivi yarasına gözün dayayıp da ne kadar görebiliyorlarsa benim de göstermek istediğim hakikatten bu kadar nasip alacaklar. Onun için ben her zaman getirdiğim vesaki gösteririm. Mesela ben Buraya cami satılmalarına ait, cami satılmalarına ait heyeti vekile kararları getirdim. Listeler getirdim. Kalabalığı görsünler diye. Çünkü bunlar benim anlatmama ayrı ayrı. Şu camiyi sattınız, bu camiyi sattınız. Birkaç örnek vereceğim ama. Bunların her biri bir heyeti vekile karar. Sadece satılması değil amacının dışında çok kötü şekilde kullanılmasıyla ilgili de örnekler bu mane var. yapılmaktan Halk Partisi binası yapılmaya birkaç örneğini göstereceğim. Ahır yapılmalara. Ne kadar elimdeki vesayetin ne kadar cüzüyatını gösterebileceğimi anlatabileceğim peşinden anlamalar için söylüyorum. Burada öyle heyeti vekile kararı var ki bitişinde 50 camilik, 100 camilik liste var. Yani her sayfa bir cami değil. Buyur sayfalar dolusu sade ismi. Bu da ek. Heyeti vekile kararına bu kararla ekli listedeki camiler satılıktır. Affedersin bunun da vesikalarını göstereceğim bir iki tane. İnek fiyatına cami sattılar. Halk Partisi'nin parti olarak satın aldığı cami var. İşgal ettiği cami var. Meyhane yapılmış cami var. Bunları göstereceğim de. Bunu şunun için misal veriyorum. Anlatmam lazım gelenin. Ne lozan gerçeğiyle ilgili olarak. Ne bu hadisenin tahlil dolayısıyla bunlar ecdada nasıl hürmetsizlikler yaptılar. Onlar Şimdi onu söylüyorlar. Yani hatırasına, şimdi da bir köşkü Görmeye çalışan bir adam kadar görecekler. O halde çivi deliğine bakalım neler görebileceğiz. <laughs> Şimdi, e Şimdi dini bakımdan mahsur yok dedik. Gelelim siyasi bakımdan. Bunu bir ricat sayıyorlarsa ben onlara diyeceğim ki övündüğünüz, mübalağa ettiğiniz Sırp sındığında 4000 bin kişiyle Hacı İl Bey'i 40 bin kişinin kaçtı ordusunu bir gezede yok etti. Alparslan 50 bin kişiyle Bizans'ın 250 bin kişisini yok etti. Yunan Harbi'nde azami bizim çıkardığımız asker 191, Yunan'ın çıkardığı da 190.000. Biz Yunan'ı Allah aşkına düşünsün bu Kemalistler, bu mübalağı yapanlar düşünsün biz Yunan'ı İzmir'de mi yendik? Sakarya'da mı yendik? Yunan İzmir'e 19 Mayıs 1919'da çıktı. Büyük taarruzu Sakarya Harbi'nin tarihini düşünsünler. 22. Bu ne demek? Size meclis sabıtlarından okusunlar. Bursa'yı bir kurşun atmadan terk ettiler. Bundan dolayı mecliste İsmet Paşa'ya asalım diye Hamdullah Supi bile bağırdı. Zabıtlar ortada. Kim kınıyor? Niye Yunan'ı Manisa'da yenmedin de Sakarya'ya kadar çekildin diye? Var mı öyle bir şey? Bu vesileyle fıkramsı bir şey anlatayım. Boşuna bu Yunan bile övünüyorlar. Biz Yunan'ı 500 sene bir valiyle idare ettik. Yunan mağlup olsa bile Sakarya'ya kadar gelmesi onun için bir başarıdır. Onun için bir başarıdır. Ben derim ki bu millete desem ki Türkiye'yi ne Mustafa Kemal kurtardı Yunan'dan, ne İsmet Paşa kurtardı, ne Fevzi Paşa kurtardı, ne Karabekir kurtardı. Bir maymun kurtardı. Ama bundan ne çıkaracağım ona dikkat etsinler. Bir maymun. Bakalım buradan nereye varacak? Yani derler ki ya Allah Allah maymun Türkiye'yi nasıl kurtarıyor? Bakın anlatayım size. Yunan Kralı Konstantin askerini teşki için, şecaatlendirmek için bir Anadolu seyahati tertipledi. Kütahya'dan, Kütahya duvarından geçerken Hele Kütahya diyoruz ya. Bu Kütahya'nın altın taş kazasında İsmet Paşa'nın bir hezimeti var. Rezillik. 120 bin kişilik ordudan 40 bin kişi kaldı. 80 bin kaçtı. Kötü idare dolayısıyla. Yunan Ankara'ya girecekti. İngiliz müsaade etmedi. Burada bir danışıklı oyun var. İstanbul'daki silahlar daha Ankara'ya taşınmadı. Silah kaçıran Karadenizli gemicilere İngilizler göz yumdu. Davut Paşa kışlasından Haliç'teki Mevlevi Hane'ye silahlar taşınıyor. Her gün tabut geliyor. içi silah dolu. İngiliz aptal. Oradan geliyor manacılar alıyor. Boğaz'da kontrol müntekası var. Boğaz'daki İngiliz kontrol müntekasının... Nereye gidiyorsun? Ne Nebolu'ya. Ne getiriyorsun? Mısır. Silahların üzerindeki şu an Mısır'daki. İngiliz aptaldı. Sormuyor. Ulan İstanbul'dan Nebolu'ya Mısır gider mi? Nebolu'dan belki İstanbul'a Mısır gelir. ya bunu. Her Yunan birliğinin başında bir İngiliz kumandan vardı. Müsaade etmediler. Çünkü Yunan'ın galip gelmesini istemiyorlardı. Bu bir danışıklı dövüştür. Onu bir tarafa bırakalım. <laughs> Kral Konstantin Kütahya yollarında yolda bir ceset gördü. Zipinden baktı. Cesedi pek beğenmedi. Kokmuş bir ceset. Jipini durdurdu indi. Cesede eğildi bir daha baktı. Subaylara bağırdı. Ne bu rezalet? Onlar zannetti ki ceset bir çocuk cesediydi. Çocuğu niye öldürüyorsunuz? Halbuki Yunan'ın bir iddiası vardı. Batı Anadolu'da Rumlar ekseriyettir diyordu. Çocuk daha tehlikeli. Sivil halktan adam öldürme sebepleri budur. Sayım olacak ileride bunlar ekseriyet çıkacak diye umuyorlardı. Zehi hayali muhal. Meşhur Arnold Toynbee'ye bu vazifeyi verdiler. Sen ispat et ki Karadeniz'de ve Ege'de biz ekseriyetiz diye. Toynbee aleyhlerine rapor verdi. Ama bu düşünceyle kimi buldularsa öldürdüler. Sivil halktan çok adam öldürdüler. Yunan Harbi'nin iki buçuk sene süren Yunan Harbi'nin askeri kaybı kaçtı biliyor musunuz? 9163. Çünkü bunlar şehit muamelesi gördüğü için resmi kayıttır bu söylediğim. 34 binde yaralısı vardır. Oradan da bir miktar ölmüştür. 9 bin, 10 bin kişi değildir. Çanakkale'nin 253 bin cephede 150 bin Haydarpaşa'da Numune Hastanesi'nde 400 bin kaybı var. Eğer Mustafa Kemal Çanakkale'de bulunmasaydı arada bir Çanakkale'yi hatırlamak bile istemezlerdi. Akıllarına gelmezdi. 400 bin şehidi var. Yunan'a karşı çıkardığın asker 200 bin, onun yarısı bile değil 190 bin. Ne bu rezalet diye bağırınca efendim işte askerlere söz dinletemiyoruz. Böyle kadınları, ihtiyarları, çocukları öldürüyorlardı. Aptallar size onu mu demek istiyorum? Dedi. Bu ceset bir haftalık 10 gündü kokmuş. Siz buraya her an yeni bir adam bu yollara devirin. Buradan batıya Yunan geliyor diye bir kitap var Yunanca. Batıya kaçıyordu insanlar. Ne diyor? Niye kaçıyorsun? Yunan geliyor. Bu meşhur bir laftır. Ankara'nın taşına bak. Gözümüzün yaşına bak. Biz Yunan'a esir olduk. Şu talihin işine bak. Yunan'a mağlup olmak milletin gururunu kırdı. Anadolu'da Yunan harbi böyledir de askeri bakımdan manen değeri çok büyüktür. Hırsızla evinin bahçesinde boğuşman başkadır, yatak odanda boğuşman başkadır. Manevi değeri çok yüksektir, onu inkar edemeyiz. Güzel sözümü dinlemiyorlar böyle. Siz her gün buraya bir yollara yeni yeni insanları devirin. Bu göç edenler batıya doğru bunların taze taze kanlarını akarken görsünler ki moralleri çöksün. Aptallar bir vazoya her gün taze çiçek konur dedi. Böyle hain gaddar Kral Konstantin Türkiye'deki seyahatinden döndükten sonra sarayının bahçesinde bir erkek bir dişi maymun besliyordu. Bu söylediğim tarihi hakikattir ve Yunan tarihleri mağlubiyetini buna mal ederler. Bakın devamı var. Nedir? Dişi maymunu sevdi, okşadı erkek maymun bunu kıskandı, bunu kolundan ısırdı. Bu kol gangren oldu. Altaya varmadan bu geberdi. Yunan tahtına 15 yaşında bir çocuk çıktı. Orada da bizdeki gibi cumhuriyetçiler vardı. Bizim büyük taarruzdan bir hafta evvel Yunanistan'da ihtilal oldu. Krallık yıkıldı, cumhuriyet ilan edildi. Bizim Kemalistlerin kulağında kurşun vardır, bunu duymazlar. Ben bunu Yunan tarihlerinden aktardım, kitaplarımda var. Subaylar, 27 Mayıs'ı ben yaşadım. Ben 27 Mayıs'ta Harbiye'de hücre hapsi yatmış, Balmumcu kışlasında yatmış bir adamım. Bu fikirleri ben sonradan öğrenmedim. Daldan eğme değil, kökten sürme Müslümanım. Ve bunların icraatına çocukluğumdan beri karşıyım. Allah'ın lütfu keremiyle. 27 Mayıs'ta 7 bin subay atıldı ordudan. İhtilalciler tasfiye etti. 350 general vardı, 300 kısırını attılar, 30 general kaldı. O günkü gazetelere baksın görsünler tasfiye yaptılar. Neden? İhtilale katılan yüzbaşı kelle kollukta paşanın önünde yürüyecek. Onlar vatan kurtaran kahramanlar. O paşa o dis harp ihtilal yapan ordular harp yapamaz. Çünkü iç disiplini bozulur. Ve her ihtilalden sonra orduda tasfiye olur. İhtilal yapanlar muarızlarını tasfiye eder. Hangi fikir hesabına yaptıysa. Yunan ordusunda da böyle oldu. Üstelik Anadolu'daki harekat uzadı diye ihtilalciler subayları tasfiye ediyorlardı. Atılmamak için bizim büyük taarruzdan bir hafta evvel Yunanların ileri gelir kumandanları Kimisi İzmir'e, karargahı umumiye koştu. Kimisi Atina'ya koştu. Bizim zaferimizi sağlayan Yunan ordusundaki bu zaft. Ama bunları söylerken yine de Yunan'a karşı verilen mücadeleyi, zor koşullar atıldı. Bunu inkar etmiyoruz, etmiyoruz elbette değil mi? Manevi yani... değerini inkar etmiyorum ama bu harp bir şanstır. Evet. Harp bir şanstır. Yani Çanakkale'de de, Anafartalar'da da düşman kendi askeri üzerine silah endaht etmiştir de. Anafartalar kazanılmıştır. Bunda Nuru Conker diyor ki, evet bu böyle oldu. Ama yapmasaydı hata etti. Zafer... Ama bütün başarıyla bunlara bağlanıyoruz herhalde. Zafer, bunu niye söyleyeyim şimdi anlaşılacak. Zafer, iki güç arasındaki zafete göre teşekkürler. Evet. Galip gelen bir ordu, Karşısındaki mağlubi değiştir, ondan daha kuvvetlisini koyarsan mağlup olur. Galebe ve şey izafidir. Şimdi bak, bir maymunun hareketi Anadolu'da Yunan'ın yenilmesine sebep oldu. İhtilale sebep oldu. Kralın ölmesine sebep oldu. Kralın ölmesi yerine bir çocuğun geçmesine sebep oldu. Çocuğun geçmesi ihtilal düşünenlere, cumhuriyeti düşünenlere fırsat oldu, ihtilal yaptı. ...aynen durgun bir taş atmak gibidir. Bunun başka misalleri de var. Ama Bizim, tarih hep böyle değil midir? Olaylar şimdi, hep birbirine tabii, bağlı tabii, değil midir böyle? Tabii. Kader planında her şey birbirine tabii, bir şekilde ilintili. Işte, bunu düşünerek orada bir mezarımız vardı, kabrimiz vardı. Oraya bir tecavüz olsaydı ki mutlak hükümetin. O şeyin e, maymunun kralı sırması gibi dalgalana dalgalana neticeler doğururdu. Bu müdahaleye seyirci kalmak bizim gibi dünyanın sayılı milletlerinden biri. Hiçbir millet bizim tarihimize temas etmeden tarihini yazamaz. Hiçbir millet. Bin yıl süper güç olmuş bir milletiz biz. Dünyada şemsali yoktur. Böyle bir millet oradaki IŞİD mıdır, DAEŞ mıdır, ne karnı ağrısıysa onun müdahalesine seyirci kalarak kendi gücünü, kendi varlığını inkar mı edecekti? Yoksa oraya mukabelede bulunup da bir batağa mı saplanacak? İşte aynen o maymun ısırması gibi. Onun devam edecek olan askeri, siyasi neticeler olacak. Buna meydan vermeyerek büyük bir başarıyla Hiçbir zayiata uğramadan o cehennemden bu adamları çekip çıkaranlara bravo deseydi. Bahçeli de yükselirdi. Halkın nezdinde Bahçeli de itibar kazanırdı. Kılıçdaroğlu da kazanırdı. Ama halk herhalde öyle düşünmüyor değil mi? Yani halk, halk benim düşündüğüm sokaktaki gibi insan bunun büyük bir başarı olduğunu, Sadece ülkenin değil. büyük bir beladan kurtulduğunu. Dünya böyle düşünüyor. Rasyonel mantıkta bunu gerektirir bunun aslında bir, değil mi? Amerika süper güç değil mi? İran ihtilalinden sonra Hümeyni'yi müşkül vaziyete sokmak için solcular Amerikan konsola bastılar. Bu 14 ay sürdü. Evet. 14 ay. <laughs> Amerika kendi konsola sahnesinde mahsur kalan bu adamları kurtarmak için oraya bir uçak indirdi. Uçak düştü adamları öldü. Amerika bunu başaramadı. Ne yaptı? Döndü. Döndü bak Amerika taviz verdi diye acaba Amerikan halkından veya muhalefetinden kimse oran hükümetini kıramış mıdır? Şah'ın Amerika'daki paralarından 100 milyon dolar diyen var. 100 milyar dolar diyen var. Şah'ın paraları Amerika'daydı. Bu parayı İran hükümetine verdi. İran hükümeti bu konsolosluk personelini hudut harcına çıkardı. Ben Almanya'da sürgündeydim, vatansız yaşıyordum. Frankfurt'a geldiler. Frankfurt'ta hastanelere gittiler vesaire. Haber, televizyon hepsini seri. Şimdi Amerika aynı işi yapamadı. Sen yahu, sen oradaki insanları bu milletin evladısın sağ salim buraya aldı diye tebrik edeceğini mezar oradan kalkmışsa buraya gelmiş. Evet. Sen çok dindar mısın da veya ecdada çok saygılı mısın da bunu mesele yapıyorsun. Senin ecdada ne kadar saygısız olduğuna ben şimdi ne mi vereceğim. Sen o ecdadın kemiklerini yurt dışına atmaya kalkmışsın. Sen o ecdada mektep kitaplarında yıllarca ağız dolusu sövmüşsün. Sen o ecdadın kabirlerini nakil değil, kilit vurmuşsun. Getirdim kanunu burada. Daha kötüsü de var. Fahrettin Altay olayı var değil mi Konya'da yaşanan? O daha rezillik. Onun da gestikasını getirdim. Bunu 1976'da İbrahim Hakkı Konyalı benim dergimde yazdı. Ben de inkılap mezalim başlığı altında. Selçuklu Sultanlarının Fahrettin Altay mezarlarını Vali İzzet Bey açtı. Oradaki türbeleri yıktı. Fahrettin Altay da orada askeri müfettişti. Bu kemikleri köpeklere attı. Bu da ben vesikasını göstereceğim biraz sonra böyle ne vesikalar göstereceğim daha ama. Mebus ne oldu değil mi daha sonra milletvekili bilmiyorum. oldu Fahrettin Altay CHP'den. Evet. Fahrettin Altay Konya'dan milletvekilliği yaptı. Halk Partili. Hatıraların yani, okusun ve o, o köpeklerin önüne atılan kemikler de aslında e, Selçuklu sultanların Selçuklu. hanedanlarının e, kalıntıları Tabii, onların kemikleri onların Selçuklu hatıraları. isimleri var mı, mezarları var bizim yayınımızda isimleri var. Adam gözümle gördüm diyor ben bu hadiseyi. Rivayet söylemiyor. Halk partiler belki derler ki yok canım yalandır öyle şey olur mu? Yok bununla ilgili doktora tezleri falan var. Ben yani, e, yani e, günü gününe tutulmuş notlar, sanki hatıralar Sanki ecada çok hürmetliler. Bakın böyle bir tek hadise dalgalana dalgalana ne olur. Birinci Cihan Harbi'nin temelde bir suikast vakası var. Bir suikast. Nedir o? Bir Sırplı fedai Avusturya veliahtını suikast yaptı öldürdü. Avusturya sırbistan başlı. o onun yanında yer aldı, bu bunun yanında aldı, dünya cehennem hayatı yaşadı, tam dört sene. Bunun bir tetik çekilerek bir kurşun atılmakla başladı. Her hadisenin böyle teselsül şansı olmaz. Ama bütün büyük hadiselerin başlangıcında böyle basit bir şey vardı. Bir orman yangını düşün, başlangıçta bir kibrit alevidir, Desen söner. Ama bunu demediğin zaman o bir kibrit alevi, ufacık bir alev koca bir ormanı yakar. Çünkü teselsül ede de büyüye büyüye gider. Bela ya. da böyle büyüye büyüye gider, dalgalanır. Bu hükümeti başarısından dolayı tebrik etmek lazımken bu kadar çirkin hele askere sen nasıl söylüyorsun? Yani asker demek Dinlidir, dinsizdir bu ayrı. Ama askerliğin tabiatı vatanseverliktir. Tabiatı milliyetçiliktir. Tabiatı tarihe bağlılıktır. Sen kimi neyle hitap ediyorsun? Askeri teknik olarak eleştirebilirsiniz. Teknik kusuru ve başarısızlığı. Ama var. siyaset emri eleştiri bu. Yani niçin oradan çekildiniz diyor. Sen bayrak dersinde bilmem ne yapıyordun diyorsun. Yani bunu... Müslümanlar söylese bir dindarlar diyelim ki orada da başörtüsünden dolayı o müdafaa ederdi. Şimdi hasmının başarısından rahatsız. Bu memlekette bir kısım insanlar bir tanesi demiş ki Ali bilmem ne birden gözümün önünde de adı sayesinde hatırlayamadım. Çocuklarımın geleceğinden korkuyorum demiş. Bana dediler ki bu böyle diyor. Doğrudur dedim. Çocuklarının Müslüman olmasından korkuyor. Bunu söyleyen koçların mahtumu Ali Koç. Ha Ali Koç, Ali Koç. Çocuklarının Müslüman olmasından korkuyor. Çünkü Müslümanlık umumi bir cereyan haline geliyor. Tabi olacak. O Eskiden sosyal konuşma. Sosyal huzursuzluklardan etme. dünyanın ve Türkiye'nin içinde bulunduğu sosyal huzursuzluklardan Bak, O, o endişeden bak, dolayı Mustafa, bunu söylüyor. Bu memlekette bir sınıf insan var ki. Onlar biz Müslüman kabul edilelim ama gavur gibi yaşayalım. Korku nedir biliyor musun? Bu Müslümanlar güçleniyor. İleride bizi Müslüman gibi yaşamaya zorlarlar. Hayır. Gerçekten Müslüman olup da sonradan gavurluğa dönene Şeriat-ı garray Muhammediye'nin tatbik edildiği yerde idama kadar ceza var. Mürtedin hükmü idamdır. Ama siz mürtet değilsiniz. Siz de anadan doğma gavursunuz. Size bir şey denilmez. Yani herkesin din anlayışı kendine. Yani Bazılarına. Size... Bunlara söylüyorum. Yani sen korkma ki bana ceza verirler. Hayır. Gayrimüslimin meyhanesi de vardı. Affedersin ummanesi ya, de vardı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı şu anda var. kurulduğu Onun yasalar, mevcut dinine... durumu... E, kimsenin dini açıdan bir yargılamasına asla bir sebep Osmanlı, Osmanlı şekilde değil. Yani Osmanlı demokratik bir devlet var. Tapan Yezidi harbi yok. Aleviler ezilmiş diyorlar ya. isyan etmeseydi Alevi'ye de bir şey demez. Ayrıca gerçekten İslam özümsemiş olan insanların dinde zorlama olmadığını da bilmesi gerekiyor değil yani, mi? yani, hem nasıl? Dinde zorlama yoktur. ayet kelimesi Kerimesi var. Hem ayette öyle hem de tatbikatta da öyledir. Ama bunlar korkuyorlar ki bu Müslümanlar çoğaldı. Bize oruç tut, namaz kıl diye zorlarlar. Öyle bir şey olmaz. Şimdi burada toprak kaybından bahsediliyor ya aslında. E, bir toprak kaybı söz konusu değil biliyorsunuz. Yine 10 dönüm bir toprak çevrildi. Türkiye'nin sınırına çok yakın bir noktada. E, ben, yine orada o türbe inşa edilecek falan. Bir kayıp gözükmüyor. Ben de satıldı diye. Vatan sattınız diye gördüm de. Öyle dediler evet. Onlar sat ısrar etmediler o işte. Onu söylemeyeyim ama ben onlara vatan nasıl satılır veya nasıl peşkeş çekilir? Kısa bir özet anlatayım. Çünkü bu çok uzun bir iş. Ben Lozan Muadenamesi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılan tercümesini esas aldım. Sadece bunu latinize. Elinizde orijinal belge var. Orijinal. Bu şimdi latinize de çıktı. Bu muahededir. Bunun böyle küçük gibi getirmedin zabıtları da var. Lozan müzakereleri Fransızca zapta geçmiştir. Fransız hükümeti bunları bastırmıştır. Alakadar her ülkeye tasdikli bir suret vermiştir. Bunların hem muahedelerin hem zabıtların benim arşivimde hem Fransızcası var hem de Osmanlıcaya tercümesi var. Yani şunu demek mübalağa olmaz. Yani <laughs> Lozan deyince aslında bu konuyu en iyi bilen yaşayan uzmanlarına biri Yani acaba Rıza Nur'un da hatıralarını eee biz siz çıkmadan Osmanlıca'dan belki 5-10 bin sayfadır. Şimdi hatırlayamıyorum. Yığınla zabıtları okudum. İddia ediyorum ki herhangi bir kayıptan bahsediyorsam bunu İsmet Paşa talep etti de alamadı. Vallahi talep etseydi alamamasını ben de bu milletle beraber, bu kemalistlerle beraber mazur gördüm. Talep etmediği yerleri sana söyleyeyim. Bir kere heyetin oluşmasında bir sıkıntı var. Oradan girelim mi? Yani bu e, Adam heyette Fransız. olmayan ama sonra heyete eklenen e, Yahudi haham başı var. E, o müşavir. Şimdi müşavir onun, sonra onun, atanıyor. başlangıçta. Işte yolunu kısaca söylerim. Bir sefer... İsmet Paşa için teklif edene Mustafa Kemal kulağını gösteriyor. İşitmez diyor. Olmaz diyor. Zaten kendisi de diyor ki işine gelmediği zaman sen bana hakaret ettin geçen derse ama benim kulaklarım iyi duymuyor, işitmemiştim diyor. Böyle zabıtlarda laflar var. Şimdi onun liyakati bir tarafa. Heyetle müşavir olarak olanların rezilliklerini bir görgü şahidi olarak Rıza, nın Rıza nın hatıraları olsun. gerçekten bu konuda Aa. en temel kaynak herhalde. Birebir yaşanmış Aa, ve yazmış. Yaşamış ve namussuzca yazmış. Affedersin. Kendi ayıplarını, yazmış. Olan, kendi, ayıplarını kendi ayıplarını da yazmış. Kendi ayıplarını da es Saklamamış onları da. Evet. Ee, petrol imtiyazı peşinde mi düşen arasın? Ne arasın? Bunların rezilliklerini uzun böyle anlatsak vakit gider. Biz sadece ben üç Belki cilt. Belki burada yazdım. kayda değer bir Nahum başlığı var. Ben Ondan bir kısaca bahsetmek Elden lazım. Kayıpları sayıp. Bu umumi değerlendirmedir. Evet. Yani ne gibi taktik hataları yapıldı, ne oldu? Ve muadenin metnidir. Bu maddi kayıplardır. Yani arazideki kayıplar. maddi kayıplar, toprak evet, kayıpları. Araziye ilaveten 11 milyon altın ödedik İngilizlere. Osman Gazi ve Orhan Gazi isimli iki gemi alıyorduk gemiye bayrak çekildiği gün Goben ve Breslau bir emri vaki yaptı bize. Boğaz'dan kaçtı. Bizimkiler de bunları biz satın aldık dediler. Amiral Schusson bir Alman Yahudisidir. Şapkalarını denize attılar. Başlarına fes koydular. Geminin tepesine Osmanlı bayrağı çektiler. Sıkıldım burada Marmara'da bir Karadeniz'e çıkayım dedi. Karadeniz'de Rus nakliye gemisine ateş etti. Osmanlı'yı birinci Cihan Harbi'ne bir emri vakiyle Alman Amiral'i Yahudi şu son soktu. Bak bir küçük hadise bir gemiyi bombaladı. Koca Osmanlı Devleti ne badirelere sürükledi. 4 milyon şehit verdi. 9 ordusuyla 7 cephede dövüştü yıllarca. 4 milyon adam kaybetti o kadar vatan toprağı kaybettik. 13 milyon kilometre kareden Harbi Ummi'ye girdiğimizde. 1 milyonun altına düştük. Bunu Amiral Şuson yaptı. Bak işte şey maymunun ısırması gibi. Küçük bir hadise. Ama teselsülde bak. Ya da belki bugün o karakolun, saygı karakolunun taşınması hadisesi gibi değil mi? Ya aynı. O da öyle olacaktı. O da öyle olacaktı eğer imkan verilseydi. Şimdi Lozan gariptir. Ben burada sadece maddi kayıpları orada bir kayıp verildi işte yahut korkaklık yapıldı. İkisine cevap teşkil edecek hususlarını söyleyeceğim. Yunan Harbi'nin gayesi misak-ı millidir. Misak-ı Milli 28 Ocak 1920'de Bak 20'de, 18'de Harbi Umumi bitmiş. Osmanlı Meclisi mebusanı yapmıştır. Bu nasıl bir meclistir? Mağlup bir ülkenin meclisidir. Mağlup. Mağlup olan bir devlet diyor ki benim yapabileceğim fedakarlık şu kadardır. Kendine göre azamiyi söylüyor. Sen ondan sonra Yunan Harbi'ni kazanacaksın... O mağlup devletin razı olduğundan daha azına razı olacaksın. Bu azaltmalar neler? Evvela şunu söyleyeyim. Diyorlar ki Kemalistler, senin misak-ı milliğini Avrupa tanımaya mecbur mu? Ben burada kitap getirdim. Ruslarla yapılan anlaşmada Türkiye'nin imzaladığı misak-ı milli hudutlarının gerçekleşmesine Muahideyi imzalayan Yusuf Kemal Tengir hatıratı. Rusya kabul ediyorum diyor bu hudutları. Kabul ediyorum muahede. Başkasını da kabul ettirdin Rusya'ya kabul ettirdin de. Başkasına niye demiyorsun? Kaldı ki başkasının kabul etmesine gerek yok. Sen millet olarak bu harbin gayesi olarak şu vatanı gerçekleştireceğim diye bir hudut çizdin. Sen bunun davasını güteceksin değil mi? Bunun davasını gütmemişsin. Gütmedin. Bak ne dedim baştan? Gütmüş de kartaramamış olsaydı diyecektim ki gücü yetmedi. Ne yapalım? Yahu istemediğin şeyi sana kim verir? Nereye istemedi? Şimdi onları sayalım. Evvela şunu söyleyeyim. misak milli hudut çizmez. Ya prensip koyar. 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi'nin hiyne aktinde fiilen veya hukuken bizim olan yer bizimdir. Bundan fedakarlık kabul etmemdir. Fiilen veya hukuken demek Kıbrıs için denilmişti. Kıbrıs hukuken bizimdir. Fiilen İngilizlerin idaresindedir. Bir askeri üs olarak vermiştir. Ama Türkiye memurlarını oradan çekmişti. Ama Kıbrıs ahalisi İngiltere'ye pasaportla gider, Türkiye'ye nüfus kağıdıyla. Yani hem oradaki insanlar şimdi Lozan muadesinde madde var. Bu tarihten itibaren buradaki insanlar Türk tabiyetini kaybeder, İngiliz tabiyetini kazanır diyor. Şimdi kısaca bu kayıpların nasıl olduğunu söyleyeyim. Birincisi en kuzeyden başlayalım Batum'dur. Evet. Tövbe estağfurullah Batum bize aittir, bize verilmelidir diye bir söz yoktur yazan. Okusunlar zabıtları. Yapı krediden latinize çıktı. Bir cümle bulsunlar ki Batum'u istedik. Alamadık. Halbuki bak Batum'un hikayesini çok manidardır. Yani benden başka bu Cumhuriyet Türkiye'sinde batımı dava eden bir adam çıkmamıştı. Ben batımlı değilim. Ama vatan toprağı pisi pisine gitmiş. Daha acısını söyleyeyim parayla gitmiş. Parayla baksın. Batum 93 harbi denilen 1878 harbinde Ruslara geçmiş. Buna Elbeyi Selase denir. Kars vardan bak. 40 sene Rus esaretinde kaldı. 40 sene sonra 1918'de 17 Bolşevik ihtilali Rusya'da olunca komünist idare sulhe ihtiyacı var. Dahilde rahat değil. Çarlık taraftarları dövüşüyor kendisiyle. Bir an evvel askerlerini cepheden çekip sulh akdetmek için Herkeste sulh akdediyor. Bizimle de, de Brest-Litovsk imzaladı. 1918'de. 78-18. 40 sene. Bu muadeye göre Kars, Ardahan, Batum. Batum'u bize verdi. Alın dedi. Sizden almıştım. Esasen burası bir infisahi şarta bağlıydı. Kıbrıs. Bura bize geçtiği zaman, pardon, Kıbrıs infisayi şarta bağlıydı. Kıbrıs'ı bir Rus olarak İngilizlere verdiğimiz zaman bunun anlaşmasında bir madde var. Kars, Ardahan, Sarıkamış bize geçtiği zaman sen de Kıbrıs'ı teslim edip gideceksin. Hı hı. Aynı zincirlik üstü gibidir. Bu anlaşmalar hepsi ortada, elimizde. İngiliz bunu vermedi, Kıbrıs bahsinde söyleyeceğim. Rusya resen hiç müzakere, münakaşa etmeden bu iş şehirden çekildim. Kendi başın derdine düşmüş. 1921'de Moskova ile bir muade imza edildi. O muade şu adam kitabının sonunda madde madde. Yusuf Kemal Tengirşek, Rıza Nur ve Ali Fuat Cebesoy. Üç Ali Fuat orada büyük elçi, ikisi de murası olarak gittiler orada da tafsilatı var. Burada da tafsilatı var. Ruslar diyorlar ki biz o zaman sıkıntılı vaziyetteydik. Batumu size verdik. Batumu bize geriye verirseniz biz size yardım ederiz. Bizimkiler 100 milyon ruble istiyorlar. Altın para. Ruslar bizim o kadar paramız yok diyor. Bu da garip bir şey söyleyeyim. Solcularınki de bir milli mücadelede Ruslar bize yardım etti diye kendilerine bir pay çıkarırlar ya. Söyleyeyim bunun da ne olduğunu. Osman Kocaoğlu, Buhara Reisi Cumhur, Bolşevik ihtilara gelince Çarlık devrinin İslam'dakilerine istiklal verdi önce. Sonra toparladı. Bu Osman Kocaoğlu, Bolşevikler tekrar memleketini istila Türkiye'ye geldi. Sultantepe'de Özbekler şey, tekkesinin mezarı var şeyinde. Yakın tarihimiz diye bir dergi çıkardı, orada anlattı. Diyor ki, Türk heyeti burada ne arıyor? Ben Moskova'daydım dedim. Dediler ki, bizden para istiyor. E, veriyor musunuz? Paramız yok, veremeyiz dedik. Ne kadar istiyor? 100 milyon ruble dediler. Bizimkilerin talebi 100 ya. Bu dedi ki, ben bir Türk'üm. Madem Türkiye'nin başı dertte, bizde altın madeni çıkıyor. 100 milyon ruble basacak külçe altın ben size göndereyim, Türkiye'ye ver. Osman Kocaoğlu bunu burada anlattı, yakın tarihimizde bu var. Dergide yayınlandı hatırallar. 100 milyon rubleyi Ruslar aldılar. Bunu gizli tuttular. Biraz batımı uzatıyorum, öbürlerini çok çabuk geçeceğim. Batım çok muyum? Batum benim de ata toprağımdır söylemiş olayım. Evet, Biz evet. ailece 93 Harbi'nden sonra Batumlar göçmüş e, ailenin birisinin ben çok insan var Batum'dan geçmiş. çok büyük çileler çekildi 93 Harbi'nden sonraki teşcirde, göçmide. Birinci mecliste bak misak-ı milliye dahil olduğuna delil de birinci mecliste dört tane Batum mevzusu var. Onlardan bir tanesi Ali Rıza Acar'a. Evet. Şu sarklı mücahitlerde ben bunlar röportaj yaptım. İlmiye'den bir adam. 60'lı yıllarda sağdı. Dört tane batın mebusu var. Bir Musul mebusu yok. Çok enteresandı. Birinci mecliste 4 batın mebusu var. Batum aslında bugün Artvin kadar, Ardahan kadar vatan toprağı. Cennet hiç farkı yok. Değil hiç mi? Hiç farkı yok. Şimdi bak. Ruslar diyorlar ki Batum bize verirsen veririz, yardım ederiz. Bizimkiler veriyor. 100 milyon alıyor ya Türkistan'da. Diyor ki harp bitene kadar ben size senede 10 milyon ruble veririm. On da iki taksit iki taksit veririm. Harp 10 sene sürecek değil ya. 100 milyonu oradan aldığını söylemiyoruzlar. Bize 5 milyon ruble veriyorlar. Bizimkiler diyor ki bunun 500 bin lirasının rublesini Almanya'ya çıkar. Biz ondan silah alalım oradan. Dört buçuk milyon ruble geliyor Türkiye'ye heyetle birlikte. Birine göre yirmi bin, Rızanur'a göre kırk bin, buna göre yirmi bin piyade tüfeği geliyor. Dört buçuk milyon ruble ve yirmi bin piyade tüfeğine batıl veriliyor. Gerekçe hep O zaman bizim başımız sıkıntıdaydı. Onun için sizden uğraşmayalım diye istediğinizi verdik. Sen de Lozan'da desene. Sen de o günkü şartlarda biz sana batımı verdik ama 21'de. Şimdi biz zafer kazandık. Misakül bir Türkiye'yiz. Ver. Ve Batum bizim toprağımızdır. İste. Ve. İstedi, de, i̇ste de alama. İstedi alama. İstedi Ben mazur görecektim sizi. Vallahi zabıtlar da bir Zabıtlar evinizde var. Hiç geçmiyor değil mi? Mevzu hiç bir konuşulmuyor yoktur. Adı geçtiğini bana söylesinler. Milletten özür diler. Daha sade batın mı? Ama ne oldu biliyor musun? O yollarda dağlardan gelirken Orada telef şey olan insanların ahları değil mi? Zanur diyor ki Nuri Jonker'i gönderdik silah almaya. Bu 500 bin rubleyi de fahişelerle yedi. Meclisten bir heyet seçtik. Başlarında Celal Bayar. Bu işin tahkikatına gönderdik. Hiçbir netice çıkmadı. Ben Nazım Selebi'nin evinde Bayar'a sordum. Rıza Nur böyle iddia ediyor. Bu parayı fahişelerle Nuru Conker yemiş. Nuru Conker, Mustafa Kemal'in çocukluk arkadaşı. Bu doğru mu? Siz müfettiş olarak gitmişsiniz. Oraya. Maalesef. Bütün parayı... Siz mi sordunuz Bayar'a bunu? Bayar'a kendim sordum. Nazif Çelebi'nin evinde. Bayar'dan duyduğum başka bir şey daha söyleyeceğim. Benim şimdi bir kitap hazırlıyorum. Benden tarihi haberler. Ben şehzadeler tanıdım. Abdülhamid'in oğlunu tanıdım. Çok o devri yaşamış çok insanlar. Sadazam çocukları tanıdım. Onlardan duyduğum çok işler var. Bunları yazıp bırakacağım. İsteyen inanır, isteyen inanılmaz. Cafer Tayyar Paşa'ndan bana intikal eden şeyler var. Bir sürü. Neyse. Ben 80 devirdim. Asla yaklaştık. Maşallah. Evet. Şimdi bizimkiler bu 4,5 milyon rubleyi alamadılar. Şeyi, 500 bin rubleyi. 4,5 milyonla kaldılar. O parada çarşı oldu gitti diyorsunuz. İngilizler bu münasebetten rahatsız oldular batım çıkarmasını yaptılar. Kısa söyleyeyim. Gizli de bir anlaşma var. Ruslara dirsek çevirdi Mustafa Kemal. Ankara'da Komünist Partisi kurulmuştu. Komünist Partisi'ni kapattı. Ali Veli, Orak Çekiş diye gazeteler vardı. Onlar kapattı. Bu iş burada kaldı. Dört buçuk milyon rubleye bizim batım gitti. Şimdi ey Kemalist tarihçileri dolu. Ne martavallar var. Bir tanesi demiyor ki bu satmadır. Bilmeyenlere söyleyelim. E, Batum Çoruh Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü evet. büyük bir delta üzerine kurulmuş harikulade çok güzel bir şehir. Şimdi. Batı tabii Batı giden için gitmiş tabi yapacak bir şey yok. Çok söylenecek şey var da devam edelim. Gelen evet Dozan'ın kayıtlarını. Batı Trakya. Batı Trakya Türkleri bak milli mücadeleyi yapan halk partisi değildir. Boşuna ondan iptal ediyor, şerefli mazimiz. Senin mazin hiç de şerefli değildir. Senin mazin din düşmanlığıyla, tarih düşmanlığıyla, millet düşmanlığıyla, asıp kesmelerle mâle Ben burada dara ağaçları getirdim, orman gibi dara ağaçları. Şu kitabınızdan bahsedin biraz. Hazırlıyorsunuz sayfaları ben, hazır aşağı yukarı. Sıra ona gelecek. Sıcak. Şimdi şu Lozan'ı bir bitirelim. Evet İnca ama vakitler alıyor sonra bana kızmayın. E, ama ben, ben bu zaman <laughs> zaman ne dedim? Köşkün kapısındaki çivi yarasına çivi Tamam. Batı Sırakya milli mücadeleyi yapan Anadolu ve Rumeli müdafaa-i hukuk cemiyetidir. Halk Partisi'nin nizamnamesiyle, programıyla, tavrıyla, icraatıyla hiçbir alakası yoktur. Her yerde bu teşkilatı kuranlar hocalardır. Bu kitap bunun ispatıdır. Ben Eskişehir'de muhakeme eden hakim diyor ki birisi şefaatçi olmak istiyor. O diyor çok tehlikeli bir adam. Milli mücadelenin şerefini askerlerden, biz askerlerden alıyor, hocalara veriyor. Şahitli, ispatlı. Mustafa Kemal de dini kullandı. Din adamlarını kullandı. Erzurum Kongresi'nde yaptığı konuşmanın son cümlesini sana söyleyeyim. Biliyor musun ki Mustafa Kemal Mehdi'dir diye kitap çıktı. Tabii bu tavırlardan dolayı. Cenab-ı Vacibul Söze bak söze. cenab Vacibul Amal Hazretlerinden en son olarak niyazım odur ki Diyaneti Celile-i Muhammediye'nin harise estakı olan milleti necibemizi ila yevmil kıyam masun afat buyursun amin. Amin de onun sözü. Açsınlar Erzurum Kongresi'nin zabıtlarını görsünler. Sonra neler oldu? İşte Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti bu uslubun cemiyetiydi. Bünyesinde yüzde seksen hocalar, hoca olmayanlar da dindar insanlardı. Bu plağı ters çeviren Halk Partisi'dir. Bidayetten nihayete kadar. Hala da aynı zihniyetlidirler. Bugün de aynı zihniyetli olduklarına dair ya telefonlar açık kalarak ya önlerindeki mikrofon açık kalarak sabit olan vakaları eskiyle mukayese ettim burada. Onları da göstereceğim inşallah. ya Zaman yetecek. Şimdi Rumeli demek ki hedefti. Ben bu millete bir şey hatırlatıyorum. İkincisi olmayan şeyden ilk diye bahsedilmez. İlk varsa bir ikinci de var. Ordulu ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri. Hani ikinci? İkinci Rumeli'ydi. Çünkü adı hareketi yapan siyasi teşekkülün adı Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Çanakkale'de İngiliz askerleri vardı. Onun önünde zınk diye durdu. Çanak ve Ferdi İngilizlerin bir kitabı var. O buhranlı yılları anlatır. Fazla tavsiyelata girmeyelim. Ama Batı Trakyalılar kendilerini müdafaa için harp bitene kadar biz başımızın çaresine bakalım diye Batı Trakya hükümeti müstakillesi diye hükümet kurdular. Türk hükümeti. Bayrağı var, pulu var kanunu var, meclisi var. Batı Trakya hükümeti müstakillesi buna sahip çık. Allah aşkına zabıtları okusunlar. Yalanım varsa buradan evime gitmeyeyim. İsmet Paşa Batı Trakya'yı Yunan'dan alıp Bulgar'a vermeye uğraşıyor. Deniz diyor ki bu Bulgarları anlıyorum. Ege Denizi'ne bir çıkışlar olsun diye Batı Trakya'yı istiyorlar. Ama bu İsmet Paşa hiç anlamıyorum. Burası kendinin olmadıktan sonra bizimle Bulgarlar arasında ne fark görüyor ki bizden alıp Bulgar'a vermek istiyor. Allah aşkına sen Türk mürası Bulgar mürası mısın? Batı mı istemiyorsun, Batı Rakya istemiyorsun? Bir gavurdan bir düşmandan alıp bir düşmana vermek istiyorsun. Bunu mantık izah eder mi? Aynı İsmet Paşa. Allah aşkına zabıtları okusunlar. Latin var. Osmanlıca bilmeden de bugün buna vakıf olunabilir. Tuna Nehri'nin içindeki ada kaleyi istiyor. Neymiş? Berlin maddesinde unutulmuş. Ama sen bu maddeye unutulmuş yerler için nasıl bir madde yazmışsın bak. Bak Eloğlu seni nasıl bağlıyor. 16. maddeye bakalım. 16. Şimdi burada Sudan'dan, Mısır'dan, Libya'dan vazgeçtiğine dair, Kıbrıs'tan vazgeçtiğine dair maddeler var. Bu yetmiyor. Ondan sonra bir umumi hüküm. Türkiye iş bir muadede musarrah tasrih edilmiş, açıklanmış hudutlar haricinde kain bir cümle ne kadar yer varsa arazi üzerinde ve bu araziye mütallik ve kezalik iş bu muadil üzerinde kendi hakka hakimiyeti tanınmış olan adalardan gayri. Üç tane ada. Çanakkale'nin şeyinde. Ondan da bir Limni'ydi. Limni'yi de zapta geçmeyi unuttukları için kaybetti. Böyle rezillikler var. Adalardan gayri cezireler yani adalar üzerinde ki bu arazi ve cezire mukadderat alakadarlar tarafından tayin edilmiş veya edilecektir her ne mahiyette olursa olsun haiz olduğu bir cümle hukuk ve müstenegat müstenidatından feragat ettiğini kabul eder yani diyor ki burada zikri geçmemiş unutulmuş bir yer varsa onları da Türkiye da, terk eder ben terk, Bırakır. ben terk ederim ne acı değil mi peki sen Berlin muhadesinde unutulmuş diye Romanya'daki Adakale'yi istiyorsun Batumu Onu isteyen sen burada unutulmuş yerlerden de vazgeçtim. Onları dava etmeyeceğim diyorsun. İhanete bak. Şimdi Türkiye. bugün bugün aslında e, Suriye topraklarındaki daha sınırları içerisindeki Türk toprağı o 10 kilometre karelik bir alan onun hakkını hukukunu savunanların bu olayların background'unu, perde arkasını onu, iyi bilmeleri gerekiyor. adamlar şimdi eden, Madem öyle adalara, bakın nereden inelim, geldi bu toplum? Nerelerden geldi? Ve Neleri sen nasıl bize, kaybetti toplum değil mi? Sen bize dört ada verdiler. Çanakkale'nin trafiğine hakimdir, ağzına hakimdir dedi. Bunlardan biri Limni. Bizim Riyaseti Cumhur Katibi Umumiliğini yapmış olan sonra 15 sene askeri müşavir salak Limni'yi zapta geçmeyi unuttu. Lord Gürzan vallahi zabıtlar okusunlar. Benim vaktim yok ki ben her şey delillerini burada getireyim okuyup getirdiklerim bile ona bakamayacağım. Lord Gürzan alay ediyor. Biz Türklere burada dört ada verdik. Bunlar onu üçe indirdiler. Herhalde Limni'ye ihtiyaçları yoktu diyor. Biri kalkıp da bu zuhulen oldu. Onu ilave edelim demiyor. Lord Gürzen İngiliz heyetinin başkanı hatırlatalım bilmeyenlere. Ya bu zabıtta var. Zabıtta alay ediyor herif. Umumi celsede. Bizim adamımız unutmuş zapta geçmeyi. Koca Limna Adası böyle gitti. Şimdi bir karış toprağın yeri değiştirdi diye. Ulan on dönüm. Bir kayıp yok yer değişti. Evet. Orada olacaktı. Başka yerde oldu. Bunun ne farkı var ya? Yani? Ne evet. farkı var? Sen bunu dava eden bir adamsın. Senin partinin değişmez şefliğini yapmış adamın yaptıklarına bir sözün yoktur. O makbul. O makbul her sene 24 Temmuz geldi mi yıl hala işte O yapalım. günün koşullarında böyle yani oldu. Yılını unuttular. Diyecekler. Gelelim diyecek adalara. Rıza Nur kendi ağzıyla söylüyor. Bu adaları bize verdiler, almadık. Ege adalarına bahsediyor. Evet, almadık. Çünkü bunların muhafazası güçtür. Kuvvetli bir donanma gerekir. Bu da masrafı muciptir. Bunlar Türkiye'ye saldırmak o işte için. Oysaki stratejik olarak Yunan'a karşı daha iyi değil mi adaların Türkiye'nin elinde olması? Dur şimdi, Yunan'a <laughs> verilmedi. Yunan'a verilmedi. Daha doğru. sonra geçti başka ama Koş, Yunanistan. Halbuki o fiilen veya hukuken bizim olan yer deniyor ya. 1911 Trabluskarp Harbi başladığı zaman İtalyanlar bizi Trabluskarp'tan vazgeçirtmek için adaları işgal ettiler. Bunun üzerine evet. adaları o iade ediyor biz de Libya'yı ona bırakıyoruz diye Uşa anlaşması yaptık. Ama arkadan Balkan Harbi çıktığı için bizim kuvvetli bir donanmamız yok. Yunan'a kaptırırız diye harp bitene kadar İngilizce ek bir madde yazdılar. Ariyeten sizde kalsın. Harp sonunda bize vermek üzere. Bizimkiler Hiç ne yapıyor? İngiliz bunu bu fırsatı bu kaçırıyor <laughs> mu? ediyoruz. İtalya'da kalsın dediler. Rıza Nur diyor ki Yunanistan'la aramızda bir tampon koymuş olduk. Bu yeterdi. diyor. Üstelik bu adalar diyor Türkiye tecavüz için bir üst hareket olarak kullanılabilir. Ama bunlar da gayri askeri vaziyete getirdik diyor. O gayri askeri vaziyete getirdik dedi adalar da bugün NATO üssü denilerek Yunanistan üst kurdu. NATO'dan çıktı. NATO üssü deyince biz sesimizi çıkaramadık. İkinci defa 74'te bizim daha sonra galiba 74 değil, Bizim de muvafakatimizle yeniden NATO'ya girince buraları hadis bıraktı. Bugün bunlar NATO'ya dahil değildir. Yunan askeri üstündür adalar. <laughs> Bu adaların içinde Allah aşkına haritaya baksınlar. İnsan nasam bozulur. İstanköy adası. Kuş uçuşu 800 metre. Yunanistan'da. Bunun nasıl hangi vicdanla? Peki Antalya'nın önündeki Meyiz adasını hangi vicdanla verdin? Yine çok yakın. Benim bu adaların verilişine daha söyleyeceğim çok söz var ama vakti biraz tasarruf etmek için evet. geleyim Kıbrıs'a. Kıbrıs demin söylediğim gibi infisai bir şartla İngiltere'ye üs olarak verilmişti. 4 Temmuz 1914'te Türkiye Amiral Şuson'un emri vakisiyle harbe dahil olmuş olunca İngiltere dedi ki ben burayı ilhak ettim. Türkiye kabul etmiyorum dedi. Kabul etmiyorum deyince nedir? Mesele muallaktır. Sul masasında çözülecek. O gün 4 Temmuz'da Rauf Bey Osman Gazi ve Orhan Gazi gemilerinin Liverpool'da teslim aldı. Türk bayrağı çekti. 11 milyon altın ödedi bu hükümet. İsmet Taş'a Lozan'da da bunu geri istemedi. Hemen Hem o zor kesiler, günlerde değil mi? Yokluk günlerinde. İngiliz donanması indirin Türk bayrağını gemileri size vermiyoruz. Siz bize ilanı albettiniz. Aldığı parayı da vermedi. Lozan'da da istenmedi. Gene iddia ediyorum. Zabıtlar ortada. Böyle böyle neler var? Bu on dönüm yere iddia edenlere, adamlara bir şey söyleyeyim. Lozan'ın eklerinden birisi de mezarlık haritasıdır. Burada madde var. Mezarlıkların mülkiyeti İngiliz hükümetine aittir. Haritası var eklerinden biridir. Zaten desem benim kitapta da var. Kıbrıs'taki mezarlıkların mülkiyeti. Çanakkale'deki, Çanakkale'deki mezarlıkların mülkiyeti İngilizlere aittir. İngiliz mezarlığının. Bu da Lozan'da. Adam mezarlığını bile sana güvenmemiş. Onunla ilgili protokol var. Nasıl ziyaret edilecek, nasıl bek, bekçi duracak, kim gelecek, kim gidecek, ne yapılacak, ne yapılmayacak. Protokol. 17 tane eki vardır Lozan'ın. Biri de budur. Adam sana ölüsünün mezarını bile güvenmedi ama haksız bu. Diyarbakır'da 3000 sahabe mezarı yok etti bu parti. 3000 sahabe onun da vesikasını getirdim buraya. Hazreti Ömer'in oraya tayin ettiği bunlardan birisi sahabe ilk Diyar Bekir'in Müslüman valisi Hazreti Ömer devrinde. 3000 sahabenin yerinde yerler esiyor bugün. Her aşağı yukarı her memlekette bunu yaptılar. Benim memleketimde Yavuz Sultan Selim'in anasının türbesi yol kenarında kaldı. Park denilen yer Yavuz zamandan fetihten kalma bir mezarlıktı, kadim mezarlık. Bugün parktır. Genç delikanlar, genç kızlar oynaşıyor onun üzerinde. Sana İngiliz mezarlığını kehanet gibi bilmiş senin mezara saygın olmayacağını da ama herhalde bunlar gavur mezarına dokunmazlar. Bunların derdim Müslüman mezarlıklarıydı. Bu Anadolu'da yok edilen mezarlıkların bir envanteri çıkarılsa İstiklal Mahkemesi'nin nasıl adamlar gibidir. Hakiki sayıya ulaşılmaz. Kimi astılar, kimi kestiler? İkinci devre İstiklal Mahkemesi'nin zabıtları da yoktur, listeler de yoktur. Mustafa Kemal 7 tane seyyar İstiklal Mahkemesi kurmuştur. 15 günde bir kendisine rapor verilmiştir bu raporlara ait 400 dosya kayıptır. 68 senesinde gazetelere baksınlar. Bayar'la İnönü arasında bu iş münakaşa mevzu oldu. Basına intikal et. İnönü biz teslim ettik dedi. Bayar biz almadık. Bu adalarla ilgili de Bayar'a atan bir şey söyleyeyim. Bayar Nazip Çelebi'nin evinde gene bir başka toplantıda dedi ki ben dedi Demokrat Parti kazandıktan sonra Çankaya çıktım. Çank'ayı geziyordum. Dedi. Çankaya'da açık bir çekmece gördüm. Biraz çektim bir sarı zar çıktı. Bu sarı zar merak ettim. Baktım ki devrin başvekili Şükrü Saracoğlu ile Kars'ta bulunan İnönü arasındaki bir şifreli telgrafın çözülmüş dosyasıydı. Bir göz attım dedim. Saracoğlu İnönü'ye mesaj çekiyor ki bu dosyaya göre birkaç Alman subayı geldi. Almanların şansı döndü çekiliyorlar. Birkaç Alman subayı geldi. Bize diyorlar ki biz çekiliyoruz. Bu ada halkı kedi köpek yiyor. Biz onu çok duyuyorduk harp senelerinde. Bunlar açlıktan ölecek. Siz harbe girmediniz. Burasını size teslim edelim ben yurtta sulh, yanında sulh prensibimizle cevap vermeyi düşünüyorum. Ama emre halinizde ne vesile olursa ona göre hareket edeceğim. Lütfen iş arı. İnönü diyor ki reyin mahsı isabettir. Böylece karar ver. Ne kimseden bir çakıl taşı isteriz ne kimseye bir çakıl taşı veririz. Alman Harbi sonunda da İtalya'nın olan bu adalar Almanlar tarafından teklif edilmiş reddetmişiz. Sade oramı Bulgaristan Alman harbi nihayetinde çanlar benim için çaldı diye bir hatırat var onu okursanız Türkiye'ye size iltihak edelim de Rus işgaline uğramayalım. Siz Almanya ilan harb ettiniz. Biz de sizin payınıza düşelim diye teklif ettiler. öyle aynı cevabı verdi. Acaba niye Buraya Lozan'a koydum. İnönü'yü İsmet şeyden Lozan'dan dolayı Ermeniler cemiyat olarak tebrik ettiler. Acaba niye? Bunda da söylenecek çok iş var. Şimdi devam edelim mi Lozan'ın Kıbrıs kayıplarına? Kıbrıs'ı konuştuk. Gelelim Kıbrıs'a. Kıbrıs'ı ittihak ettim dedi, kabul etmedi evet. değil mi? <laughs> 20 ve 20. maddelerde Kıbrıs'ın 4 Kasım 1914 tarihinde İngiltere tarafından ilan olan ilhakını Türkiye kabul ettiğini beyan eder. Madde burada okuyayım istedim. Mütakip maddede. iş bu muayedenin mevki meriyete girdiği tarihten itibaren burada yaşayan ahali Türk tabiyetini kaybeder. Bak demek ki o noktaya kadar Türk tabiyeti. İngiliz tabiyetini kazanır. Maaza bu İsmet Taşan'ın teklifiyle yapıldı. Bugünkü Kıbrıs problemini sıkıntısının altında İsmet Paşa'nın bu yanlışı yatıyor. Ne o? Mağaza bu mev madenin mevki meriyete vazı tarihinden itibaren iki sene içinde isteyenler Türk tabiyetini tercih edebilir. Ancak bu tercih hakkını kullandıkları tarihi takip eden 12 ay zarfında Türkiye'ye göç etmeye mecburdur. 20 bin muhacir geldi baş. İskanlı. Bu müddet kaçtıktan sonra İngilizlerin, Rumların şarlatanlıklarından rahatsız olan 50 bin adam geldi. Yetmedi. Alman Harbi'nde Yunanistan'dan açlıktan kaçanlar bizim Ege sahillerine sığındılar. Ben Tanin gazetesinde fotoğraflarını hatırlıyorum. Bunları aynen Irak'tan vaktiyle gelen Kürtleri özel zamanda beslediği gibi Kızılay çadırlar kurdu, besledi. Sonra dediler ki ya biz size çok yük oluyoruz. Bizi Kıbrıs'a götürün orada Rumca. Bizim gemiler Yunanistan'da açlıktan kaçan Rumları Kıbrıs'a taşıdılar. Bugün Türk nüfusuyla Yunan nüfusu arasındaki dengesizlik bir taraftan Türkleri Türkiye'ye taşıyarak bir taraftan da Yunanları adaya taşıyarak biz sağladık. Daha ne acı hakikatler var da orada lise yok isteyen Türkiye'de Leyli Mecani okuyor dedik. Sonra baktılar ki hükümet Leyli Mecani Türk vatandaşını okutabiliyor. Kıbrıs'tan okumak için Türkiye'ye gelenler hepsine Türk vatandaşlığı verdik. Bunlar Türkiye devletinde bir daha Kıbrıs'a dönmediler. Gelelim Antakya'ya. Antakya var, Musul, Kerkük, Süleymaniye. Hocam süre bitti. Dur, onu onu anlatmayacağım. <laughs> Çünkü orada uğraştı da alamadı. Evet. Orada mağdur. Evet. Antakya konusunda. Musul'la şey. uğraş. Orada Musul diyorsunuz. Ya, orada da ne yanlışlar yaptı. 400 diyor ki. Biz Musul için kararlaştığımız tarihte Lozan'a geldik ki orada seçim var, mahalli kantonun seçimi var. Benden oranı reisi cumhur rica etti, bir hafta tehir edin diye Bu bir hafta zarfında Paris'e gittim diyor. Ben Musul'u söyleyeyim sana. Paris'e gittim diyor. Harciye vekilleri seviyesinde bir konferanstır ya. Fransa harcıya vekili nasıl Bonpare'i ziyaret etti. Bana dedi ki gelen ajans haberlerine göre Türkler Musul meselesinde ısrar edecekleri anlaşılıyor. <laughs> Eğer böyle olursa siz de petrol yüzünden dayatır da bundan dolayı sulh olmazsa dünya harpten bıktı. Kendi Umu efkar, dünya umu efkarının tamamını kendi umumu efkarımızda en az yarısını aleyhimizde çevirir. Bizim siyasi hayatımız biter. Siz Musul'u Türklere verin, petrol üzerinde bir anlaşma yap. Diyor ki bunu söylediği zaman masa Bompar, sanki cebimdeki bir telgrafı okuyordu diyor. Kendi başbakanım da bana aynı mahiyette bir telgraf çekiyordu. Gelen ajans haberlerinden Türkler de edeceği anlaşılıyor. Eğer böyle olursa sulh bundan dolayı akamete uğrarsa kendi efkar ummiyemizin yarısını dünya efkar ummiyesinin tamamını kelimesi kelimesine aynı diyor. Haber mi aldı diyor şaştım diyor. O kadar aynı Petrol üzerinde anlaş toprağa ver. Toprak geri almak zor ama anlaşmayı feshedebilirsin. Petrolden kovardın. Irak bile yaptı onu diyor ki Musul'a geldim ki şey, Lozan'a geldim ki Türk murasının hiçbir işte de haberi yok. Bunu hatıratında söylüyor. Ben bu hükümetimin talimatını da Mustafa Kemal'in sözlerinde duymamış gibi yaptım. Musul'u arazi olarak da petrol olarak da devletime kazandırdım. Evet. Peki. E, Antakya'ya gelince son 10 12 dakika var. İsterseniz diyorsun, biraz güncele ben dönelim. Ne diyoruz? hiç vakit kalmadı. Şu e, biz geçen hafta bir program yaptık. E, Emre Uslu olduğu zannediliyor. Bu Fuat Ahmed adamla ilgili bir çözümleme yapıldı sanıyorum. Bu haberin kaynağı devletin ilgili birimleri olsa gerek. E, veya birkaç sayın, kişidir de sade Emre Ustu bulundu muhtemelen yani o hesabı belli ki kullanan bir ekip var ama Emre Ustu'nun yazışmaları en azından orada tespit edilmiş daha böyle bilmiyoruz tabi birisi de oydu ama bak ben Lozan'ı Hanı Yağma dedim bu yağma sofrası Fransızlar dedim ki hiçbir zafer kazanmadan bu hududu çizdiler dünyada demir tutulduğu başka bir ülke yoktur demir yolu yerleşim bölgesinden geçer bir köyün yarısı orada kaldı yarısı burada bunun ne misalleri var anlatırım sana. İşte şimdi Eşme bile bir tarafta evet, Suyu Eşme yani Türkiye bir Türkiye Eşme köyün ortasından geçer. Öğrenmiş. Sen zafer kazandıktan sonra hiçbir zafer yokken bu dudu sana çizen adama ben bundan aşağısını isterim nasıl demedin? Nasıl demedin? Herhalde iyi de, bir müzakereci olmak gerekirdi. iyi i̇yi hazırlık olsa yapmak olsa derdi. Gerekirdi. Onun, onun mahiyeti o günün koşullarında belli ki onun mahiyeti hakkında, hakkında da isterseniz. Paşa'nın yaptığı bir tatbikat, bir tahkikatın <laughs> evet. dosyası var ama karıştırmayalım. Hiç ama. girmeyelim. Bence de girmeyelim. Evet. Onlara. Neyse. Ee, evet. Şu e, Şimdi orada yazışmalar doğruysa eğer e, Umut Oran, CHP milletvekili yine iddia tabii bunlar. Biz e, elimizde kanıtı yok. E, akşam ve Star gazeteleri bunları mahşetleştirdi. E, Sayın Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'a karşı bir suikast girişiminden kemik, bahsediliyor. Şeyin, Umut oran da bunu gayet makul bu karşılıyor iddia doğruysa. Bak kemiklerin köpeklere atıldığını ben 76'da dergimde yayınladım. Bir görgü şahidi olarak İbrahim Hakkı Konya'nın ağzından. Bu kadar gösterelim bari. Evet. Şey İsmet diyorsunuz Taşa, değil mi? Yani i̇nsan de, haklarından bahsediyorlar. Altay İsmet Paşa kendi ağzıyla diyor bak inanın Dersim'de imha planı uyguladık. İmha. Kılıçdaroğlu'nun memleketi dersin. 13 bin adam neler anlatamadık. Reis-i Cumhur'un birkaç tane bari göstereyim burada 500'den fazla getirdim. Reis-i Cumhur'un kendine köşk yaptı diye şu kadar israf oldu diye bağıranlar var ya İzmir'de bir dağı yontarak Mustafa Kemal'in heykeli yaptılar. Dört onda iki milyar dağın heykel haline getirilmesi. Şimdi de belediyenin biri Mahmut Esat Bozkurt'un heykelini dikmiş. O da ki üç gün evvel. Hala heykel dikmekle uğraşıyorlar. Söyleyeyim mi bu kadar parayla kaç hastane olur kaç bilmem ne olur. Vakitler Millete saray yapılmış. Toparlayalım dilerseniz. Şey Başka konular da var gideceğimiz. Dine sövmek suç olmasın. Halk Partili bir milletvekili. Bugünkülerin hiçbir farkı yok. Başörtülü kadın domuz. Yine genel evi kurban keserek açtı. Halk Partili belediye reisi. Birkaç tane göstereyim bari. Hiç olmasa hiç olur. Cevapeli Vekil iftar vakti rakı içerken resmini yayınladı. Evet. Şimdi CHP'nin paralel karnı alakasında vesikalar neşi yüzlerine öfkenin söylettiği gerçek. Gazete kapatmak. İktidara gelen bu gazeteleri hep kapatacağız diyor. İşte tam bu bahsettiğim dava edeceğim sonra. Dava edeceğim demiyor. Kapatacağız diyor. Bunlar alışmış kapatmaya. Şapka kanuna muhalefetten Erzurum'da asılan şalcı bacı Daracında resmi. Şu cami Beyoğlu'nda hala meyhane. Yok edilen 20 bin camiden biri. Şu cami bozacının bitişiğinde. Allah aşkına beni seyredenler benim ne kadar mevzuk ve mücellel konuştuğumu görmek istiyorlarsa bu söylediğim camileri görebilirler hala çünkü böyle. Bozacı'nın bitişindeki şu camide at nallanıyordu. 62 senesinde Bozacı İsmail Efendi ile birlikte uğraştık, bunu çıkardık, bu camiyi tamir ettik. Atla atın ayağını sabitlemek için duvarda halka vardı. Bu halkayı bırakalım dedim burada ibret için. Bu halka iki tanedir, Bozacı'nın bitişinde gitsin görsünler. Halk Partisi iktidara gelse, milletten korkmasa gene yapacağı iş aynıdır. Nitekim Kadıköy'de cami yapılmasını muhalefet için İmar Bakanı'na sual takdir verdiler. Alakaları çok eskiymiş. Şimdi Zaman Gazetesi'nin yazı işleri müdürünü halk partililer ziyaret ettiği haberle 1967'de Fethullah'ın halk partisine 5 bin lira bağışta bulunduğuna dair makbuzu yan yana getirdim. Bu belge orijinal midir? Bu sahte olma ihtimali var mıdır? Hayır nasıl sahte olacak? Buyur bak. El yazısı Fetullah'ın Veya haberinin neyse. Evet. Makbuzun seri numarası ben hemen de bir sarhoş ben bir sarhoş bir yedek subayı tecrübesizliğinden öldürdü 30 tane adam asıldı dar ağaçları Sarı yılan şekline sokmuşlar. Yani Yılanın kafasına altı oku İslam nefreti aslında bunun yerli ortakları da vardı. Geçmiş da. yıllarda da vardı. Bugün de var maalesef. Evet. Şey de vardı. ha bak o umut oranı şeye Halk Partisi'ni teklif eden İzzat Kalaton olmalıdır. Çünkü İzzat Kalaton diyor ki ben dedim ki Halk Partisi'ne gittim, ziyaret ettim. Dedim ki Umut Orana demiş. Dedim ki arkadaş siz bu şeyi CHP'ye müthiş bir fikir verdim ama anlamadılar. Kısacası adı Fethullah Gülen 10 yıldan fazladır Türkiye'den uzakta. Amerika'da yaşıyor. Büyük hasret çekiyor, büyük acı çekiyor. Çok metiye var Fethullah'la ilgili de. Fakat bu manasız durum bitmeli. Gülen Türkiye'ye dönmeli. İşte size büyük bir fırsat. Fethullah Gülen'in Türkiye'ye yeni CHP davet etse. Böylece hem Gülen Türkiye'ye gelir hem de bu güneşme CHP ile Türkiye'deki önemli bir kesimin yani paralelin ve dolayısıyla dindar dünyanın barışması anlamına gelir. Bu barış hem CHP'ye kazandırır hem de Türkiye normalleşir. İlahir söyledikten sonra bunlara kimi anlatmış? Bunları ümit oranı anlatmıyor. Ümit oranı evet. Acaba ne Avni'dir o? Fuat Avni. Fuat Avni'nin ümit oranla temasa geçmesiyle bunun ümit orana bu aklı vermesi tesadüfen mi? Aynı. <laughs> Fethullah Mettis'de bu Yahudi'nin tavsiye ettiği iş bu. Evet. Evet. Ee, yani Umut Orhan'la Fuat Tavni'nin yazışmaları henüz teyit edilmedi ama bu konuda anlaşılıyor ki devletin içinde bir takım kaynaklarda bilgiler var. Bunlar muhtemelen mahkemelerde yakında Şimdi bunlar Ecda'da. Ortaya çıkarsa hesabı sorulacaktır herhalde. Çünkü çok vahim konuşmalar geçiyor. saygıdan bahsediyorlar yani. değil mi? Saygıdan bahsediyorlar. Evet. Bak onlardan birisi ne diyor? Fatih İstanbul'u aldıktan sonra hem Katolik Papa'nın hem de Ortodoks Pati'nin ve Hristiyanlığı kabul teklifiyle karşısında kaldı. Birinin teklifini kabulle diğerini kendisine düşman edecek. Hem de muzaffer bir dinin kuvvetiyle yürüyen bir padişah bir kumandandı. Mağlup ettiklerini dinini kabul etmezdi. Etmesi belki de o vakit bile müşküldü. Kabul etseydi vaka vakitte Türk milleti bütün alemin efendisi olacaktı. Kadir abi programı kapatmamız gerekiyor. Eyvah, hamdolsun. E, söyleyecek ki, çok şey var biliyorum. Çok şey getirdim. masada kaldı biliyorum. Bak bir, bir şey İnşallah daha. İnşallah bir yayın daha yapalım. Bir, çok bir, uzatmadan arayı bir basit bir misal daha vereyim. Hiç girmeyin misale süre bitti. Sadece bir kapanış cümlesi alıp kapatalım. Hiç misale girerseniz çıkarmayız, çıkamayız. Macarı getirdim diyor <laughs> kanun türbesine, kanun türbesinde kocaman kilit. Bu nedir dedim diyor. Utandım mecburen dedim ki tamirat var diyor. Biz bunu kapattık diyor. Ya tamirat da olsa bu ecdat mezarı kapatın başkaları tarihini zenginleştirmeye uğraşıyor. Siz tarihten kaçıyorsunuz dedi bana diyor. Hamdullah Supi gibi bir adam. Gavura rezil etti işte. Bütün türbeler kapalıydı. Ben söylemek istedim. Bir hakikati de söylemek lazım. Konu mezar türbe derken yani bu türbelerle ilgili maalesef yanlış bir inanış var. Gidip türbelerden, oradaki yatanlardan şey. bir takım şeyler ol. istemeler, Ona onlara ol. adeta tapınırcasına. Bunun Eba, da yanlış olduğunu Eba söylemek Eba lazım. Ensari türbesi yasaktır. Kim olursa olsun Peki, kim yatarsa yatsın mezarda, mezardan bir şey istenmez, Fatim'dir. Allah'tan istenir bunu Ona söyleyelim. Ona dua edilir. Peki, Buna kapatalım. Edilir. Teşekkür ediyorum geldiğiniz e, için. bunların zulümlerine dair anlatacaklarımdan bir şey anlatamadım. Çıkmamız lazım. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. kalın. yapalım? Efendim. bu kadar anahtar deliğinden baktık çok, köşke. çok teşekkürler. Deşifreden bu akşam bu kadar haftaya yine karşıda olmayı görürüz. Hoşça kalın.